Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık o iç ve dış kuvvetleri işledik ya bunu Türkiye coğrafyamızda uygulamanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ve bugünkü konumuz Türkiye'nin yüzey şekilleri. Burada Türkiye'de iç kuvvetlerden bahsedeceğiz. Türkiye'nin dağları, ovaları, platoları diyeceğiz. E o zaman hadi bakalım ünite içerimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte şöyle güzel bir göz atalım arkadaşlar. Müzik Dersimizin ismi Türkiye'de yüzey şekilleri. Birincisi Türkiye'nin dağlarından bahsedeceğiz. Dağlar nedir? Dağların özellikleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Sonra Türkiye'nin ovaları diyeceğiz. Oluşum tiplerine göre, bulundukları konumlara göre ovalar diyeceğiz. Türkiye'deki platolar ve bunların hepsinin temel özelliklerinden bahsedeceğiz. Peki ders bittikten sonra bu dersin sana bana hepimize sağlayacağı fayda ne? Türkiye'deki yeryüzü şekillerinin özelliklerini öğreneceksiniz. Yani bugün Mersin'e gittiğiniz zaman, Anamur'a gittiğiniz zaman, İzmir'e gittiğiniz zaman ya da Trabzon'a gittiğiniz zaman oradaki yeryüzü şekillerinin insanların hayatını nasıl etkilediğini öğreneceksiniz. Bundan daha güzel bir şey var mı yahu? Ders bitti. E bu dersin ciddi anlamda konu anlamında oturtulması lazım. Sonuçta yazılarımız da geliyor. Çok uzun süre zarfı ileriyi de düşündüğümüz zaman TYT sınavımız da var. Burada sıfırdan ona o konu özetli soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. 64-68 arası güzelce çözüyorsun. Sonra Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsun. Orada da 34-36'yı çözüyorsun. Test 1 ve 7 kısımlarında çözmeyi unutma diyelim. O zaman hadi bakalım Türkiye'de bu iç kuvvetler Türkiye'yi nasıl etkilemiştir dersin. Şimdi Türkiye arazisine baktığımızda farklı jeolojik dönemlerde iç kuvvetler etkili olmuştur. Bazı dönemlerde hiprojenez, bazı dönemlerde orojenez, bazı dönemlerde volkanizma ve deprem faaliyetleri Türkiye arazisinin şu anki görünümünü al neden olmuştur diyebiliriz. Birincisi Türkiye'de epirojenez. Epirojenez neydi hemen şöyle hatırlayalım. Bir kara kütlesinin dikey yönde şöyle yükselip ya da böyle alçalması işlemiydi. Özellikle Türkiye arazisi. Senezoik dediğimiz bak paleozoik, mezozoik ve senezoik. Yani üçüncü dönemin tersiyer devrinde bir alt devridir burası. Üçüncü jeolojik zamanın birinci döneminde Alp Himalaya kıvrımlarının etkisiyle yükselmiştir. Bizim şimdi burada böyle arazimiz yükseldi mi? Yükseldi. Ve yükselme ile birlikte akarsular bu alanda aşının faaliyetleri yürütecek ve arazimiz ister istemez hafifleyecektir. Ve hafifleyen bu Anadolu coğrafyası dikey yönde ne yapmıştır? Yükselmiştir diyebiliriz. Bak devamında ne diyor? Mesela Gondwana ve Lavrasya levhalarının birbirine yaklaşmasıyla birlikte bizim bu Anadolu levhamızda bir yükselme yaşanmıştır. Ve tersiyer dönemine geldiğimizde Türkiye arazisi büyük ölçüde oluşmuş ve kara haline gelmiş ve ne dedik? Dış kuvvetler araziyi artık ne yapıyor? Aşındırıp taşıyıp biriktirmeye çalışıyor. Zaten biz iç ve dış kuvvetleri anlatırken ne demiştik? iç kuvvetler ortama yeni bir ürün çıkarır. Dış kuvvetler ise diyecek ki ya senin bu ürününü ben ortadan kaldırmak istiyorum. Şimdi burada özellikle senozoik dönemindeki bu alp, alp himalaya kıvrımlarının etkisiyle arazimiz yükseldi ve bu arazide dış kuvvetler artık ne yapıyor? Aşındırma, taşıma, biriktirme faaliyeti yapıyor. O zaman burada ağırlıkta bir azalma meydana gelir ve Tersiyer dediğimiz bu dönemin sonlarına doğru peneplen haline gelir. Yani yontuk düz. Arazimiz böyle hafif dalgalı eğimli engebeli bir düzlüğe dönüşecektir. Hafifleme yaşandıysa Anadolu coğrafyası deniz seviyesinden toptan bir şekilde yükselmiştir. O yüzden iç bölgelere baktığımızda iç bölgelerde geniş düzlüklerin... Platoların yer alması Anadolu coğrafyasının bu dönemde olduğu gibi yükselmesiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Peki bize bir ifadede attım yıldız epirojenizin Türkiye coğrafyasındaki kanıtı nedir dersek hemen bir önceki cümleme git. Ne diyor bize? Türkiye arazisinin sahip olduğu ortalama yükselti 1000 metreden fazladır ve Anadolu coğrafyasında platolar geniş bir alan kaplar. İşte bana bir ifadede Platola geniş bir alan kaplar diyorsa bu alan epirojenik hareketlerle toptan yükselmiştir diyebiliriz. Ve aynı zamanda dikkat et Çukurova, Ergene Havzası, Akdeniz ve Karadeniz Aşınan malzemeler bu alanda birikmiş ve tortullanmalar meydana gelmiştir. Burada epirojeneze bağlı olarak ne yapmaktadır? Alçalmaktadır diyebiliriz. Bu alanların alçalması, diğer alanların yükselmesi Türkiye'de epirojenezin olduğunun en önemli göstergesidir diyebiliyoruz. Geldik orojenez. Oro da jenez oluşum. Dağ oluşum olarak ifade edilir. Ve bizim coğrafyamızdaki dağlık sistemlerin ana oluşum dönemi ters yerde meydana gelen... Alp Himalaya orojenizdir. Yani Alplere baktığımız zaman Avrupa Himalayalara baktığımız zaman ise Asya'da yer alır. Burada levhaların birbirine hareketine bağlı olarak Türkiye arazisindeki bu dağlık sistemler oluşmuştur diyebiliriz. Tabii ki de Türkiye coğrafyasına geldiğimiz zaman ilk bu dağ ile ilgili oluşumlar ne zaman gerçekleştirmiştir dersek birinci jeolojik zamanın başında Kaledonya orojenizi vardı. Bir de birinci jeolojik zamanın sonunda Hersiniyan orojenizi vardı. Bu dönemde de etkilenme var ama çok büyük bir etkilenme yok ve bu döneme ait bizim ülkemizde araziler mevcut. Yani bizi bir ifadede masif arazi derse birinci jeolojik zaman yaşlı arazi diyeceksiniz. Bunlar yaşlı araziler. Bak çok eski dönemlerde oluşmuş araziler. Mesela Yıldız Dağları masifi Menteşe Saruhan Masifi, Zonguldak Masifi, Kırşehir Masifi, Antalya, Alanya, Anamur Masifi, Bitlis, Pötürge ve Mardin Masifleri Türkiye coğrafyasında özellikle birinci jeolojik zamanda meydana gelmiş arazilerdir ve biz bu arazilere masif arazi diyoruz. Şunu da unutma masif arazilerde genel itibariyle deprem riski nedir? düşüktür. Peki şöyle bir baktığımızda Menteşe Saruhan masifinin bu alan deprem anlamında önemli deprem bölgeleri içerisinde yer alır. Peki neden bir masif arazi şu anda bir deprem bölgesi içerisinde dersek burası birinci jeolojik zamanda oluştu mu? Oluştu. O senozoik dediğimiz üçüncü jeolojik zamanda bu arazi tekrar yükseliyor ve yükselmeye bağlı olarak gençleşiyor ve bu da deprem riskinin yükselmesine sebebiyet veriyor diyebiliriz. Ve buradaki mantığımız sevgili arkadaşlar şimdi Anadolu levhası kuzeyde özellikle o Avrasya levhası güneyde Arabistan ve Afrika levhalarının birbirlerini sıkıştırmasıyla birlikte oluşmuştur diyebiliriz ve yükselmeyle birlikte bizim hem kuzey kısmımızda hem de güney kısmımızda önemli iki tane sıra dağ var. Dağlık sistem var. Kuzeydeki dağlık sistem o yıldız dağlarından başlar. Doğu Karadeniz dağlarının bulunduğu alana kadar gider. Biz bu alana Kuzey Anadolu dağları diyeceğiz. Güneydeki dağlık sistemimiz Muğla hattı üzerinden başlar. Batı Toroslar. Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar diye Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar dahil olur diyebiliriz. Türkiye'de volkanizmaya baktığımızda bizim ana volkanik arazilerimiz Doğu Anadolu bölgesinde yer almakta. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almakta. İç Anadolu bölgesinde yer almakta ve bununla birlikte Batı Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ama şunu unutmayalım. Şu anda volkanik bir aktif alanda bir faaliyetimiz mevcut değil. Bunlar eski dönemlerde aktif günümüzde ise aktif olmayan volkanik arazilerdir ve aynı zamanda mesozoik dediğimiz döneme geldiğimizde yani burası ikinci jeolojik zamandır. Türkiye coğrafyasının çok büyük bir kısmı nerede? Denizin tabanında. Hemen şöyle geri geldiğimizde şuradaki Tetis Denizi'nin biz tabanındayız. Ve Tetis Denizi'nin tabanında levhaların hareketiyle birlikte bu yerin altındaki magma bizim arazimizin büyük bir bölümünü kaplamakta. Ve De mesozoik dediğimiz dönemde Türkiye'de deniz altı volkanizması etkili olmuş ve şu an da volkanik faaliyetin olmadığı alanlarda volkanik kayaçlara, volkanik arazilere rastlanabilmektedir diyebiliriz. Hatta ve hatta volkanizma faaliyetleriyle birlikte oluşan dağlık kütleler Türkiye'nin en yüksek dağlarını da oluşturabilmektedir. Mesela burada ağrı dağı. Türkiye'nin en yüksek dağlık sistemidir. Tendürek Dağı, Süpan Dağı, Nemrut Dağı, Karaca Dağı diyeceğiz. Onun dışında Erciyes Dağı, Melendiz Dağı, Hasan Dağı, Karadağ, Karaca Dağı diyeceğiz. Bir de şu alanda Kula Volkanları, Volkanik Dağlarımızdır. Ama şurada Hemen şöyle göstereyim Uludağımız var arkadaşlar Uludağ nedir dediğimizde Uludağ bir batolitti battık gidiyoruz yani derinlik volkanizmasında yüzeye doğru sokulan makmanın yerin derinliklerinde soğuması ile birlikte oluşmuş kütlelerdir. Bununla birlikte volkanik arazilerin bulunduğu alanlarda mağaralara, kraterlere ve kalderalara da rastlamaktayız diyebiliriz. Peki depremler şimdi biraz önce ne dedik? Türkiye genç oluşumlu bir ülke ve Türkiye kuzeyden Avrasya levhası, güneyden Arabistan ve Afrika levhalarının sıkışmasıyla birlikte oluşmuş ve şöyle Anadolu levhasını göz gösterdiğimizde her yıl batıya birkaç santimetre hareketimiz mevcuttur ve bizim coğrafyamızda üç tane önemli fay kuşağımız vardır. Bunlardan birincisi batıda Saros körfezinden başlayıp şöyle hemen sileyim çok daha güzel bir şekilde bunu farklı renk tonlarıyla gösterelim. Birincisi göstereceğimiz bu fay kuşağının ismi Batı Anadolu fay hattı. Şöyle maviyle gösterdim. Baf diye yazıyorum. Hatta şöyle bak. Ege'nin bulunduğu alan. Şimdi bu alanda Batı Anadolu fay kuşağının bulunmasının temel sebebi Horst ve Graben sistemleridir. Yani burada sıkışmayla birlikte kırılma meydana geliyor. Horst Graben dediğimiz kırık dağlık kütleleri oluşturuyor. Horstlar yukarıdaki Grabenler aşağıdaki düz alanları nitelendiriyor. Ve bu alan Batı Anadolu fay hattı olarak karşımıza çıkmakta. İkinci fay kuşağımız neresidir dersek. Batıda Saros körfezinden başlar. Marmara denizinin tabanından o Bolu, Adapazarı, Sakarya üzerinden, Çankırı, Kastamonu arası üzerinden, Tokat üzerinden, Erzincan üzerinden T kadar uzanır. O kuzeydeki yeşille çizdiğimiz hat Kuzey Anadolu fay hattıdır. Burada mesela Erzincan depremi sevgili arkadaşlar ya da Marmara depremleri, Bolu depremi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yaşadığımız maalesef yıkıcı depremler içerisinde yer almaktadır. Üçüncü ana fay kuşağımız Hatay'dan ülkemize sokulur. O Osmaniye, Antep, Maraş üzerinden Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Karlova üzerinden şöyle gider. Bu da sevgili arkadaşlar Doğu Anadolu fay hattı olarak ifade edilir. Ve burada Maraş Göksun depremi maalesef ya da bunun dışında işte o Adıyaman depremi, Malatya depremi, bunların hepsi de bu hat üzerinde meydana gelmiş depremlerdir. Ve şunu unutmayalım, Türkiye arazisi genç oluşumlu bir arazi olduğu için deprem tehlikesi yüksektir ve biz bu deprem tehlikesiyle yaşamak zorundayız. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Binaları depreme uygun, depreme dayanıklı ve depremden en az etkilenecek arazileri yapmamız gerekmekte sevgili arkadaşlar ve diyoruz ki Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülke ve ortalama yükseltimiz 1141 metre. Türkiye'deki yeryüzü şekillerine baktığımızda yeryüzü şekillerini bir Türkiye'nin dağları, iki Türkiye'nin ovaları, üç Türkiye'nin platoları olmak üzere ayıracağız. Ve bizim ülkemizde genel itibariyle yükseltimiz batıdan doğuya doğru gittikçe artmakta ve şunu da unutmayalım biz Türkiye olarak hal Alp Himalay'a dağ kuşağı içerisinde yer almaktayız diyebiliyoruz. Peki buraya baktığımızda yani bunu biraz daha uzun ölçüde görmemiz gerekirse sevgili arkadaşlar şöyle Şimdi Alp'ler dediğimiz bu Avrupa'nın bulunduğu alandan başlar. Himalayalar dediğimiz Asya'ya kadar uzanır. Bak arada kim var? Arada Türkiye coğrafyası var sevgili arkadaşlar. İşte biz kuzeyde o Avrasya levhasının güneyde ise sevgili arkadaşlar o Arabistan ve Afrika levhalarının sıkışmasıyla birlikte oluşmuşuz diyebiliriz. Peki şöyle bunu Google Earth üzerinden de göstermemiz gerekirse sevgili arkadaşlar. Şimdi haritamı açtım şöyle geriye doğru çıkıyorum. Türkiye coğrafyasını şu alanda şöyle görebilmekteyiz. Şimdi şu üst kısım kuzey dediğimiz alan şurası Avrasya levhasını oluşturmakta. Şu güney dediğimiz kısım Afrika levhasını, şurada da Arap levhası var ve bizim arazimiz bu levhaların birbirine böyle yaklaşmasıyla birlikte sıkışıyor ve yükseliyor ve burada dağlar oluşuyor. Bak şimdi dikkat et. Sıkışma nereden gerçekleşti? Kuzeyden ve güneyden gerçekleşti. Şimdi ben sıkışmayı kuzey ve güneyden gerçekleştirirsem şöyle yakınlaştığımda Dağlarım hangi yönde uzanacak? Dağlarım arkadaşlar doğu batı yönünde uzanacaktır. O zaman bizim ülkemizde sevgili arkadaşlar dağlarımızın doğu batı yönlü uzanmasının temel sebebi nedir dersek sıkışmanın kuzeyden ve güneyden olmasıdır. Ve Türkiye'deki dağları biz oluşum itibariyle 3'e ayıracağız. Bunlardan birincisi Orojenik hareketlerle meydana gelen dağlar, yani levhaların sıkıştırmasıyla birlikte yükselmesi sonucunda oluşan dağlardır. Eğer ki burada esnek bir malzememiz var ise biz kıvrım dağları oluşturacağız. Hemen şöyle kırı düzelteyim, kıvrım diye yazayım. Şuradaki kıvrımı da düzelteyim, kırık diye yazayım. Kafanız karışmasın. Esnek bir malzeme ise kıvrım dağları oluşturuyor. Eğer ki bizim bu biriken malzemelerimiz sıkışma ile birlikte sert bir yapıdaysa kırılıp kırık dağları oluşturuyor diyebiliriz. Kıvrım dağlarında yukarıda kalan kısım antiklinal, aşağıda kalan kısım senklinaldi. Kırık dağlarda ise yukarıda kalan kısmımız horst, aşağıda kalan kısmımız graben olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bakın arkadaşlar aslında bu graben böyle düz bir alan değil. Şöyle. Şunu da şuradan şöyle devam ettirirsek, hop şunu şöyle alıyorum. Al. Buradaki dağlık sistemi gördünüz mü? Yani siz burada horse dediğiniz kısım düz bir alan değil. Dağın o yüksek kısmı. Evet graben alan düz kısım ve bu coğrafya üzerinde mesela grabenin bulunduğu alan üzerinde neler olabilir? Şöyle akarsular meydana gelebilir. Aynı şekilde sol tarafı da şöyle düzeltmemiz gerekirse yani şöyle çizmemiz gerekirse ah buraya bir tane daha graben çiziyoruz ve horse çiziyoruz de gördünüz mü? Horslar nerede yer aldı? Dağların o yüksek kesimlerinde yer aldı. Grabenler nerede yer aldı? Aşağıda o düz alanda yer aldı. Peki Türkiye'deki dağlar sadece böyle mi oluşuyor derseniz tabii ki de hayır. Bir de volkanizma faaliyetleri sonucunda meydana gelmiş dağlar var. E o zaman hadi bakalım bunlara tek tek bakalım. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar Türkiye'deki dağların çok büyük bir kısmı bak dikkat et levhaların bu tabakaları biriken tabakaları sıkıştırma sonucu ve bunların yükselme sonucunda meydana gelmiştir. Ve dikkat et. Kıvrılan kütlelerin yükselmesiyle oluşuyor diyor. Kıvrılıyorsa bu malzemeler nasıl? Esnektir. O zaman bizim ülkemizde kıvrım orojenezine bağlı olarak meydana gelen dağlar bayağı var. Mesela kimler? Kuzeyde bir numarayla görmüş olduğunuz alan Yıldız Dağları'nın bulunduğu yer. 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numaranın bulunduğu alanlara baktığınızda buradaki dağların tamamı Kuzey Anadolu Dağları olarak geçmekte. Bunun dışında mesela Küre Dağları var, Canik Giresun Dağları var, Doğu Karadeniz Dağları var. Bu dağların tamamı kıvrım orojenizi sonucunda meydana gelmiştir diyebiliriz. Hemen güneye geliyorum. Bu Teke platosunun bulunduğu alanda güneybatı toroslar, o adananın bulunduğu alanda Bolkar dağları falan orta toroslar ve devamında güneydoğu toroslar vardır. Bu güneydeki dağlık sistemimizin ismi de ne oldu? Toros Dağları oldu. O zaman şunu unutma. Türkiye kuzeyden ve güneyden sıkıştığı için dağlarımız doğu-batı yönlü uzanmıştır. Kuzeydeki sıra dağlarımız Kuzey Anadolu Dağları, güneydeki sıra dağlarımız ise Toros Dağları olarak karşımıza çıkmakta. Batı Anadolu'da ise levha hareketlerine bağlı olarak sıkışan bu sert kütleler kırılıyor ve kırıldığında neyi oluşturacak? O Horst Graben sistemlerini kırık dağları oluşturacaktır ve biz bu dağları nerede göreceğiz? Batandolu, Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağları sevgili arkadaşlar kazma yutmuş bozayım olarak bunu kodlayabiliriz. Türkiye'deki kıvı kırık orajeniz sonucunda oluşmuş dağlar. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe Dağları ve dikkat et ne diyor? Bu dağlar kırılmayla birlikte çöküyor ya o horst graben sisteminin o kırığın kesişim noktası faylanmaya bağlı olarak çökmüştür. Faylanmaya bağlı diyorsa deprem tehlikesi yüksek mi? Hemen şöyle Geriye doğru geliyorum. Geriye geldim. Türkiye'de depremlere geldim. Ahanda şu alanda ne görüyorum? Bu alanda deprem tehlikesinin yüksek olduğunu görüyorum. Burada işte sıkışma ile birlikte kırılan kütleler var ve bu kütlelerin varlığına bağlı olarak burada deprem tehlikesi yüksektir diyebiliriz. Devam ettik. Şimdi sevgili arkadaşlar biz Türkiye'deki dağları sadece orojene sonucunda kırık ve kıvrım diye ayırmayacağız. Bir de ülkemizde Volkanizma sonucunda oluşan dağlar var Özellikle 3. Jeolojik zaman boyunca devam eden volkanik faaliyetler bu dağları oluşturuyor Türkiye'nin en yüksek dağı ve aynı zamanda volkanik dağıdır Ağrı Dağı Devamında işte Tendürek Dağı, Süpan Dağı, Nemrut Dağı yer almakta Bir de şurada Karaca Dağı yer alıyor Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Bakın Ağrı, Tendürek, Süpan, Nemrut'un bulunduğu yerden şöyle bir hat çekiyorum Ne dikkatini çekti? ...bu hattın üzerinde mi bu volkanik dağlar? Ne olmuş biliyor musun? Burada sıkışma yaşanıyor ya. Arazi kıvrılıyor, kıvrılıyor, kıvrılıyor. Ulan sıkıştırma la, Kırılacağız diyor. Kırılıyor. Ve bu kırık boyunca... Volkanizma faaliyeti aktif oluyor mu? Oluyor. O yüzden bunlar bir hat doğrultusundadır. Erciyes Dağı, Melendiz Dağı, Hasan Dağı, Karadağ, Karacada o Orta Anadolu, İç Anadolu bölgesindeki dağlardır. Bakın dikkat edin. Burada gene bir hat doğrultusundadır. Gene sıkıştırdı. Ula, yapma kırılıyoruz dedi kırıldı ve volkanik dağları oluşturdu. Bir de şurada minnacık gittim gezdim gördüm. Sizin de gidip gezip görmenizi tavsiye ederim. Kula'da kula volkanları var. Acayip minnak minyatür güzel bir volkanik arazi mevcut. İzmir'e Manisa'ya batıya yolunuz düşerse mutlaka bu coğrafyadan geçeceksiniz. Arabayı sağda durdurun. Şöyle bir odağı görün. Arkanızı alın. Güzel bir fotoğraf çektirin. Diyeyim ben size. Türkiye'nin en yüksek dağları. Bakıyoruz. 1, Ağrı Dağı 5137 metre ve Volkanik dağdır. Buzul, Cilo Dağı, Süpan Dağı, Kaçkar Dağı, Erciyes Dağı al bir Volkanik Dağı daha. Küçük Ağrı Dağı gene Volkanik Dağı. Ala Dağlar, Başet Dağı, İhtiyar Şahap Dağı ve Keşiş Dağı arkadaşlar. O zaman burada sadece o orojenizle oluşan dağlar yüksektir ifadesi doğru olmaz. Bununla birlikte volkanizmaya bağlı olarak meydana gelen dağlarda da yüksektir diyebiliriz arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'deki ovalar. Ova nedir? Çevresine göre alçakta yer alan düzlüklere verdiğimiz isimdir. Ve biz Türkiye'deki ovaları bir bulunduğu yere göre iki oluşum şekillerine göre olmak üzere ikiye ayıracağız. Mesela nasıl dersek iç ova dediğinde kimi dahil edebilirim? Konya'yı dahil edebilirim değil mi? Konya İç Anadolu bölgesinde güzel düz Buğday tarımının tahıl ambarının bulunduğu bir coğrafya. Onun dışında mesela Malatya Ovası diyebiliriz. Hakkari Yüksek Ova diyebiliriz. Ya da Iğdır Ovası diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar Türkiye'deki nelerdir? İç bölgelerdeki ovalardır. Kıyı ovaları var mesela. Çukur Ova var değil mi? Türkiye'nin önemli ovalarından bir tanesi. Tarımsal faaliyetlerin yoğun ölçekte yürütüldüğü akarsu birikimi sonucunda meydana gelmiş ova. Onun dışında mesela Bafra Ovası ve Çarşamba Ovası var. Gediz, Bakırçay, Küçük Büyük Menderes ovaları var. Şimdi bu ovaların bazıları delta ovaları, bazıları tektonik ovalar, bazıları da karstik ovalardır. Peki bunlar nelerdir dersek gelin hep birlikte şu ovaları da şöyle görmemiz gerekirse. Ben gene Google Earth'ü açtım. Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle yakınlaştım. Hatta biraz da bak çarşambayı gördün değil mi? Or Terme falan var. Burayı görüyorsun. Ve şu alanda da Bafra var. Hemen sol tarafına gelirsem şöyle sol tarafında da Bafra'yı görüyorsun. Biraz daha yaklaşırsam ha burada yazıları okuyabiliyorsun. Çarşamba Ovası bir delta ovasıdır. Bak Çarşamba Ovası bir delta ovası. Bafra Ovası da aynı zamanda bir delta ovası. Peki burada ne olmuş dersek? Bakın Yeşilırmak Nehri aşındırdığı malzemeleri getirmiş ve bu alanda biriktirmeye başlamış. Yeşilırmak nehri aşındırdı malzemeleri getirdi. Karadeniz'de biriktirmeye başladı ve dikkat ederseniz şurada şöyle bir çıkıntı oluşturdu. İşte biz bu çıkıntının bulunduğu bu alana delta ovası diyeceğiz ve bu delta ovası neymiş arkadaşlarım? Delta ovası çarşamba ovasıymış. Devam ediyorum. Bafra ovası var. Kızılırmak nehri. Sivas'ın bulunduğu coğrafya İç Anadolu bölgesini Kırıkkale'yi kat ettikten sonra Samsun'dan Karadeniz'e dökülüyor. Ve o kadar coğrafyadan aşındırdığı malzemeleri Karadeniz'in tabanında biriktirdiğinde bu alanda da Bafra Ovası'nı oluşturmaktaymış. Bu da Delta Ovası oldu mu? Oldu. Allah'ım şuna bak. Bak ne kadar büyük ya. Bak gördün mü şurayı? Burası neresi? Burası sevgili arkadaşlar Çukurova. Kim var burada peki? İki tane önemli akarsuyumuz var. Seyhan ve Ceyhan nehirleri o Toroslardan aşındırdığı malzemeleri getirdiği Akdeniz'in bu coğrafyasında biriktirdi ve bu alanda Çukurova Deltasını oluşturdu. Göksu Nehri mesela Silifke Deltasını oluşturur. Tam bu coğrafyada bakın Silifke Deltasını oluşturmakta. Aynı zamanda şuraya dikkat ederseniz bak burada mesela dağların kırıklı olduğunu görebilirsiniz. Bak yaklaşıyorum. Şuradaki dağı gördünüz mü? Bak şuradaki dağı gördünüz mü? Arada düz bir alan var. Görüyor musunuz? Graben hattı. Gene aynı şekilde şurada bak bir horst hattı var. Dağı güzel bir şekilde görebilmekteyiz. Arada güzel bir şekilde neyi görebiliyorsunuz? Graben hattını görüyorsunuz. Bak biraz yukarı çık. Horst alanlarını ve aradaki güzel grabenleri görebilmekteyiz. Bunların arasında Gediz, Bakırçay, Küçük, Büyük Menderes nehirlerinin o ağız kısmında birçok delta ovası oluşmakta ve bu delta ovalarında mesela Balat Gördünüz mü Balat Ovası? Tam bu alanda bir delta ovası var arkadaşlar. Bunlar da genel itibariyle böyle oluşmuştur diyebiliriz. Bununla birlikte Hemen şöyle geldim. Delta ovaları o zaman. Sayfayı tekrar öbür tarafa alacağım için böyle dursun arkadaşlar. Şimdi diyorum ki delta ovasında akarsuyun ne yapması lazım? Akarsuyun denize ulaşması lazım. Ve denize bir birikim yapması gerekmekte. Karstik ovadaki temel mantığımız nedir dersek karstik ovada karstik bir arazimizin olması lazım. Ve bu karstik arazi bizim ülkemizde en fazla nerede yer alıyor dersek Akdeniz bölgesinde yer alıyor. Ve bunu şöyle takkem diye kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Tefenni, acıpayam, korkuteli, kestel, elmalı ve muğla ovaları. Bunlar polye olarak da geçiyor. Göl ova olarak da ifade edilebilir. Zaten polye karstik arazilerde aşınımla birlikte oluşmuş geniş düzlükler karstik aşınımın en büyük şekli olarak ifade edilmekteydi diyebiliriz. Bak bu coğrafya da tam burada. Şurayı gördünüz mü? O Antalya, Muğla hattı, Burdur hattı, göller yöresinin bulunduğu alan var ya. Eğer ki biraz daha geri geleyim şöyle. Eğer ki sana bir ifadede bu alanı gösterirse Antalya, Muğla, o Mersin'in batı kısmını, göller yöresinin, o Burdur'un, Isparta'nın bulunduğu şu alanı gösterirse bu alan karstik arazi anlamda geniş bir yer kaplar ve karstik ovalar bu alanda yoğun ölçekte bulunmaktadır. Tektonik ovalara geldiğimizde ise bu levhaların hareketine bağlı olarak sıkışma ile birlikte çöken kütlelerin bulunduğu alandaki ovalardır. Mesela Malatya Ovası'nı söyleyebiliriz, Adıyaman Ovası'nı söyleyebiliriz, Konya Ovası'nı söyleyebiliriz. Bu alanlar genel itibariyle levha sınırlarının bulunduğu alanda kırılmayla birlikte o aşağıda kalan kısımların bulunduğu arazidir diye biliyoruz. O zaman şunu unutma. Bana bir soruda karstik ova diyorsa bunu nerede arayacağım? Bu alanda arayacağım. Bununla birlikte delta ovası diyorsa Bafra ve Çarşamba delta ovaları. Çukurova, Silifke Delta Ovaları diyeceğim. Bununla birlikte Balat, Geziz, Bakırçay, Küçük Büyük Menderes bu hattın bulunduğu alanda da gene geniş ölçekte Delta Ovaları yer almakta. Bununla birlikte iç bölgelerimizdeki doğu bölgelerimizde bak şuradaki hattı görüyor musun şöyle? Burada mesela ne var dersek tektonik ovalar var. Aynı şekilde şu hattı da şöyle görüyor musun? Gene bu alanda da tektonik ovalar geniş bir yer kaplamaktadır diyebiliriz. Türkiye'deki platolara geldiğimiz zaman platolar çevresine göre yüksekte yer alan düzlükler olarak nitelendirilmekte ve özellikle o senezoik dediğimiz dönemde bizim arazimiz toptan yükselmişti ya bu toptan yükselmeye bağlı olarak platolar oluşmuş. Bazı platolar tabaka düzlüğü platosu. Bazı platolar lav platosu. Mesela Erzurum, Kars, Ardağan platosu gibi. Bazı platolar karstik arazilerde oluşan platolar. Mesela teke ve taşeli platosu gibi. Bazı platolar ise aşının düzlüğü platosu olarak ifade edilmekte. Peki burada neler var? Türkiye arazisinin Ortalama yükselti anlamında en alçaktaki platosu bu alan. Neresi burası? Çatalca Kocaeli platosudur arkadaşlar ve bu plato üzerinde sanayi faaliyetleri yoğun ölçekte yürütülmektedir. Ortalama yükseltinin en fazla olduğu platomuz ise Erzurum, Kars, Ardahan platosudur ve bu plato çayır örtüsüne bağlı olarak büyükbaş hayvancılık yoğun ölçekte yapılmaktadır. Bak. Tek taş diyorum. Bak. Tek taş diyorum. Nedir bu? Teke platosu, taş eli platosu. Taş dediğimiz karstik kayaçtır. Karstik arazi. Zaten burada da karstik ovalar yok muydu? O zaman bana bir soru da yaklaş. Karstik araziyle ilgili plato ya da ova derse nereye alacağım? Akdeniz bölgesini özellikle o batı kısmı Antalya ve çevresini alacağım. İç bölgelerimizde Eskişehir'de Yazılıkaya Platosu, Haymana Platosu, Cihanbeyli Platosu, Obruk Platosu, Uzun Yayla Platosu, Bozok Platosu bunlar iç bölgelerimizdeki geniş plato alanlarıdır. Şanlıurfa Platosu, Mardin Platosu, o hat ise Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki geniş plato alanı olarak nitelendirilmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi Buraya geldik. Türkiye'nin dağları dedik ya. Hemen şöyle bu dağların özelliklerinden bahsedip konuyu tamamıyla bitirmiş olacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle geriye geldiğimizde bizim ülkemizdeki dağlar hangi yönde uzanıyordu? Doğu-batı doğrultusunda uzanmaktaydı. Ve bizim ülkemizdeki dağlar doğu-batı yönde uzandığı için Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Ege'de ise dağlar kıyıya dik uzanıyor. Biraz yakınlaştım. Şimdi Karadeniz'in kıyı şeridi ile şöyle çok hafif ha harika oldu. Karadeniz'in kıyı şeridi ile Akdeniz'in kıyı şeridine baktığımızda birbirine benzer. Yani bu alanda girinti ve çıkıntı çok fazla değildir. Ama Ege kıyısına baktığımızda bu alanda girinti çıkıntı çok fazladır. O yüzden Ege kıyıları enine kıyı tipidir. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları ise boyuna kıyı tipidir. Ve aynı zamanda kuzeyde ve güneyde deniz etkisi iç kısımlara sokulamaz. İç kısımda geniş bir karasal iklim görülürken batıda dağların kıyıya böyle dik uzanmasıyla birlikte denizsel etki böyle iç kısımlara kadar gidebilir. Ve batıda İzmir'den, Aydın'dan, Muğla'dan, Balıkesir'den pay biçtiğimiz zaman bak şuradaki koy ve körfezleri görüyor musunuz? Ne kadar fazla bak gördün mü koy ve körfez sayısı ne kadar bu coğrafyada fazla diyebiliriz. Ama kuzeye git Baksana dümdüz uzanıyor ya. Dümdüz uzanıyor. Koy ve körfez sayısı az. Niye? Çünkü bizim ülkemizdeki dağların doğu batıya yönlü uzanması, kıyıda o kıyıya paralel ya da kıyıya dik uzanması bunları etkilemiştir diyebiliriz. Ege'de sen denize girmek istesen Kuşadası'nda denize girdin. 50-60 metre gittin sudağı göbeğinde. Şöyle bir bakıyorsun. Lan bu ne zaman derinleşecek de yüzeceğiz diyorsun. Niye? Enine kıyı tipinde kıta sahanlığı geniştir. Ama sen boyun kalk. Mersin'de Anamur'da denize gir. 5 adım at. Bak 5 adım fazla değil ha. 5 adım at. Ne olacak biliyor musun? Su boyunu geçecek ya. Yüzme biliyorsan güzel, bilmiyorsan ciddi anlamda sıkıntı. Niye? Bu alanda da kıta sahanlığı daha dardır diyebiliriz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, bizim ülkemizde genel itibariyle batı kısımdan doğu kısma doğru gittiğimizde yükseltimiz artar, sıcaklığımız azalır. İç bölgelerimizdeki önemli ovalardan bir tanesi bu coğrafya Konya Ovası. Burada biraz daha güney kısmına geldiğimiz zaman Obruk Platomuz yer almakta. Cihanbeyli, Haymana Platolarımız, Bozok Platolarımız, Eskişehir'de Yazılıkaya Platolarımız yer alıyor. Karstik arazi dersi, bunu unutmayalım. Antalya, Denizli, Muğla çevresi hem karstik plato hem karstik ova bu alanda yer almakta. Ahanda şu Fenike Kaş hattı burası tek Ana hattı Taş, Teke Taşeli Platosu, Tek Taş oradan gelebilir aklınıza. Türkiye'nin en önemli dağlarından bir tanesi hemen bu coğrafyada yer almakta. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağları olarak ifade ediliyor. Devamında gidersek Süpan Dağı, Nemrut Dağı bu alanda Tendürek Dağı'mız yer alacak ve şöyle aşağıya doğru gittiğimizde de Diyarbakır'ın bulunduğu bu coğrafyaya geldiğimizde sevgili arkadaşlar Karaca Dağı yer alacaktır diyebiliriz. Bu dağların üst kısmında özellikle mesela şöyle geliyorum. Şuraya geldiğimiz zaman Nemrut Dağı'nı görebilmektesiniz. Dağın iç kısmında kraterin patlamasıyla birlikte güzel bir ne oluşmuş? Kaldire Gölü oluşmuştur diyoruz. Onun dışında mesela o Konya-Karapınar hattına geldiğimizde biraz daha geriye Konya-Karapınar hattına geldiğimizde de bu alanda da Meke Gölü vardı hatırlayalım. Meke Tuzlası da diyorduk. Orası bir mağar gölü olarak ifade edilmekteydi sevgili arkadaşlar. Ve bununla birlikte platoların bazıları lav platosu bazıları karstik plato bazıları aşırım düzlüğü bazıları da tabaka platosuydu diyebiliriz. Biz bazı platolarda sanayi faaliyetleri çatalcı koceli platosu bazı platolarda hayvancılık faaliyetleri Erzurum Kars Ardahan platosu ve bununla birlikte Karslik platolarımız da mevcuttu diyebiliriz. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte hem Türkiye'de iç kuvvetlerden hem de Türkiye'nin yeryüzü şekillerinden bahsettik. Evet arkadaşlar karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Ve bununla birlikte... Dersin başında hatırlatmış olduğumuz o ödevlerimizi güzel güzel çözelim birinci yazılarımız bitti. Devamında ikinci yazılarımıza gideceğiz. Bunlarla da ilgili ikinci yazılıda da güzel hazırlıklar yapacağız diyelim. Ve bomba bir şekilde bu dönemi de sizlerle birlikte bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.